Siz oturun. Ne oldu demek? Selena? Efendim Jonas? Kendisine kötü davrandığın için sana ceza verdiğimiz kadının bir çocuk kaçırma çetesi üyesi olduğu doğru mu? Doğru Jonas. Ve sen biraz önce bu çeteyi yakalattın öyle mi? Öyle Jonas. Bu durumda her şey değişiyor. Anlayamadım Jonas. Ben anlatayım Selena. Kişisel sebeplerden iyi bir insana kötülük yaptığını düşündüğümüz için sana dünyadan ayrılma cezası vermiştik. Ne var ki şu duruma göre söz konusu kadın kötülük yapan, hem de en kötüsü çocuklara kötülük yapan bir kadınmış. Bu da demek oluyor ki senin davranışın yaratılışından gelen kötülere karşı içgüdüsel bir refleks olarak ortaya çıkmış. Yani kısacası cezan iptal oldu Selena. Dünyadaki görevine devam edebiliriz. İşte bu harika. Teşekkürler Jonas. Ben demiştim zaten gelmez diye. Tabii tabii demiştin. Evet ben de demiştim de hani... Nazlı emin olsun diye. Tabii tabii. Üzüntüden yıkıldınız işte. Hiç saklamayın. Kendi kendinize gelin güvey oluyorsunuz. Selena sizi çoktan unutmuştu. Hem belki Ütopya gezegenindeki hayatından da memnundur. Unutmuştur bile belki bizi. Evet, bence de unutmuştur. Sonuçta orası onun yaşadığı yer. Yok yok, unutmamışımdır. Unutmuşsundur Selena. Bu ses. Bu ses. Evet, evet. O ses benim sesim. Selena! Döndün. Ama nasıl? Kızlar, konsey cezamı affetti. Bundan sonra kaldığımız yerden devam edebiliriz. Dünyayı güzelleştirmeye. Yaşasın. Ah, kahretsin. Kahretsin. Nereden çıktı şimdi bu haf? Ne güzel dünya bana kalmıştı. Ondan sonra da dünyada neden suç artıyor diye şikayet ediyorlar. Selena bir daha bizi bırakıp sakın gitme tamam mı? Merak etme bir tanem. Sizden ayrı kaldığım zaman da benim için ne kadar değerli olduğunuzu daha da iyi anladım. Bundan sonra bizi hiç kimse ayıramayacak.